Kadın yemeği yapar, bulaşığı yıkar, temizliği yapar, çocuğa bakar, bir de çalışır. Evet. Aynı ben. Onun için sözüm erkeklere. Evde işin yarısını erkekler yapacak arkadaşlar. O yüzden kadınları el üstünde baş üstünde tutacağız. Onun için bu toplumun artık Türkiye'nin çağdaşlaşması, modernleşmesi gerekiyor. Kadını en önde tutması gerekiyor. Onun mücadelesini hep beraber vereceğiz. Şimdi tabii adaylık dosyamızı teslim ettik arkadaşlar. Yani 5 yıl bir ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. 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 Ben tabii bugün çok eleştiri yapmak istemiyorum. Bandırma halkının bize olan sevgisini, saygısını, teveccühünü görüyoruz. Onlar istediği için, siz istediğiniz için biz bugün tekrar adaylık için müracaat ettik. Eğer halkın ilgisi, desteği, sevgisi olmasa bir kenara çekilir, kendi hayatımıza bakarız. Ama biz gençlik yıllarımızdan beri toplumsal mücadelenin içindeyiz. İyi yaşayabilirsin, zengin olabilirsin, yatın katın atın, her şeyin olabilir. Ama bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bir şey yapmıyorsanız, bu kentin sorunlarını çözmek için adım atmıyorsanız, boşuna yaşamışsınız demektir. Kendiniz için yaşamışsınız demektir. Bencilsiniz demektir. Biz bencil insanlar değiliz. Ailemizi düşündüğümüz kadar diğer aileleri de düşünüyoruz. Kendi çocuğumuzu düşündüğümüz kadar diğer çocukları da düşünüyoruz. Eşitliği istiyoruz, özgürlüğü istiyoruz, adaleti istiyoruz, dayanışmayı istiyoruz bu ülkede. Onun için mücadele ediyoruz. Herkesin işi olsun istiyoruz, herkesin evi olsun istiyoruz. Herkesin arabası olsun istiyoruz. Herkes mutlu mesut yaşasın istiyoruz. Herkes tatile gidebilsin istiyoruz. Herkes emekli olabilsin istiyoruz. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit yararlansın istiyoruz. Çocuklarımız en iyi okullarda parasız okusun istiyoruz. Onun için sosyal demokratız. Onun için mücadele ediyoruz. İnşallah bu bugüne kadar ülkede gerçekleşmedi. Ama biliyorsunuz yukarıdaki değişimle yeniden umutlarımız tazelendi. Yeniden umut dolduk. Heyecan içindeyiz. Tekrardan ayağa kalktık. Yürüyoruz. Hep beraber yürüyoruz. Koşuyoruz. Daha sonra arkadaşlar projelerimle biliyorsunuz bir çalışma ofisimiz var. Orada projelerde çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Yeni arkadaşlarımız da katılıyor ekibimize. Dolayısıyla projelerimizi de açıkladığımız. Daha geniş, daha büyük platform kurarak bir toplantı daha yapacağız. Bu sadece fragman. Onun için bu soğuk havada geldiniz, bana destek oldunuz, yanımda yer aldınız. Hepinizden Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Ve geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Aday olmak yetmez. Ben aday adayım demiyorum biliyorsunuz. Adaylık başvurumu yaptım. İnşallah aday olarak da hep beraber gezeceğiz. Mahalle mahalle, kahve kahve, sokak sokak, cadde cadde, köy köy, ev ev gezeceğiz. Evet. Bizim her yere gidecek yüzümüz var, herkese söyleyecek sözümüz var. Çünkü gönlümüzde emeğimiz var. Her yerde sizi bekliyorlar başkan. Onun için ülkemizin yolu açık olsun. Partimizin yolu açık olsun. Bandırmamızın yolu açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Abi, abi. Evet, Umut Çınar sıkıldı şimdi. Baba sana niye başkanım başkanım diyorlar diye soruyordu. Ben de anlatıyordum başkan ne yapar. Arabayla yolda giderken çukura girince
baba bu yolu niye yapmadın diye soruyor. Oğlum ben yapmıştım bozuldu diyorum. Şimdi o zaman ne zaman tekrar başkan olacaksın diye soruyordu. İşte yola çıktık şimdi geliyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun. Çok teşekkürler.